Muazzam bir sevinç var. Evet, 254 maç, 19 gol, 30 asist. Bir Türkiye Kupası, bir Türkiye Süper Kupası. O adını hem Konyaspor tarihine hem de sevenlerinin kalbine altın harflerle kazıdı. 11 Ocak 2016 tarihinde Konyaspor'a gelmişti. Geldiğinden kısa bir süre sonra Süper Lig'de bütün gözleri üzerine çevirdi. Öyle ki farklı takım taraftarları sürekli kendi takım skuatlarını etiketleyerek neden bizim takıma gelmiyor, neden değerlendirmiyorsunuz diyerek sürekli darladılar. Fakat o hiçbir zaman Konyaspor'dan vazgeçmedi. Birçok kez takım arkadaşları ve teknik kadro değişti. Fakat o verdiği röportajlarla olsun, davranışlarıyla olsun takıma aidiyetini hiç kaybetmedi. Aksine takımda olduğu her gün boyunca Konyaspor'u daha yukarılara taşımaya devam etti. Tarihler 2019'u gösterdiği zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aksine Hollanda Ligi de onunla yakından ilgileniyordu. Fakat o, Konya'yı ve Konyaspor'u ikinci evim olarak görüyorum. Aykut hocamla birlikte önümüzdeki 3 sene boyunca güzel işlere imza atacağıma inanıyorum diyerek Konyaspor'da kaldı. Sahada süre bulduğu her saniye mücadeleyi izleyiciye hissettirdi. Belki de bu yüzden onun vedası sevenlerini ve Konyaspor camiasını daha derinden etkiledi. 32 yaşındaki sağ bek 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun sonunda artık ailemle daha fazla vakit geçirmek istiyorum diyerek futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Ancak o veda çok kolay olmadı. En son Hatayspor maçıyla kariyerini sonlandıran Skubic, Konyaspor'un resmi sitesinde yayınlanan veda mektubunda "Merhaba Konyaspor, merhaba Konya. Şahsen benim için en iyi kulübe veda etme zamanı geldi. Seninle harika bir 6,5 yıl geçirdim. Kulüp tarihinin en güzel anlarından bazılarını ve aynı zamanda en zor anlardan bazılarını birlikte geçirdik. Bu deneyimler aramızda kimsenin kıramayacağı bir bağ oluşturdu. Tüm eski takım arkadaşlarıma, antrenörlere, sağlık personeline, tercümanlara, malzemecilere, tüm personele, bana ve aileme, her konuda destek olan herkese teşekkür ederim. Tabii ki taraftarlar büyük ve özel bir teşekkürü hak ediyor. Bu kulübü harika ve benim için de en favori kulüp yapan onlar. İyisiyle kötüsüyle her zaman bizimleydiler ve onları en favori taraftar grubum yapan da bu. Ayrıca her zaman kulübün ve oyuncuların iyiliği için çalışan tüm başkanlara da teşekkür etmek istiyorum. Hepinize benim için hazırladığınız 15 Mayıs 2022 tarihindeki olağanüstü akşam için teşekkür ederim. Her şey bir rüya gibi sona erdi. Konyaspor yine Avrupa kupalarında oynayacak ve kariyerimi galibiyetle ve taraftarın benim için yarattığı eşsiz atmosferde sonlandırdım. Son maçımda onlar için kaptanlık yapmamı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fatih Başkanımıza anlayışı ve kararlılığıma saygı duyduğu için teşekkür ederim. Duygusal açıdan kariyerimin en zor maçı olan son maçımda beni ilk 11'de başlatma fırsatı veren teknik direktör İlhan Polut hocamıza teşekkür ederim. Ve size mümkün olan en iyi şekilde veda etmeme izin verdiğiniz için tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Her şeyden önce değişmeyecek forma numaramız 6, Ahmet Çalık'ın Konyaspor'un Avrupa kupalarında oynaması hayalini yerine getirdiğimiz için mutluyum. Maçtan sonra pazar günü Ahmet'in gururlu ve mutlu olduğunu ve mutluluğunu bizimle paylaştığına inanıyorum. Pazar günkü maç ve temelde tüm sezon boyunca tüm takım tarafından ona adandı. Huzur içinde yatsın sözleriyle Anadolu Kartalı'na resmi olarak veda etti. Bu güzel adama Süper Lig'den geçtiği için teşekkür ediyoruz. Umarız gelecek planların gönlünce olur. Yolun açık olsun 89 numara Neyse Skubic.